Galaksi Rehberi'me hoş geldiniz. Bu akşamki konuğum sevgili Sir Ercan Taner. Merhaba. Ercan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Mehmet. Nasılsın? Süper, sen? Döndün. Döndüm, evet. Datça'dan döndüm. Bu arada şeyi söyleyeyim tabii. Başın sağ olsun, kraliçeyi kaybettik. Bir sör olarak. Ben de cevabını veririm. Dostlar sağ olsun. Ercan'ın lakabı sör. Çünkü her sevdiklerine sör diye hitap eder. Ama kimseye sör yapamadı. Kendisi sör oldu. Biz sör olduk. Sör oldun. Döndün Datça'dan. Döndük. 2,5 sene kaldık pandemi dönemi. Ondan sonra İstanbul klasik yerimize geldik. Yayın hayatı devam ediyor. Sen de bana telefon açtın geçen hafta. Seni mi kıracağım dedim. Benim uzun süre sonra... İşte TV'den sonra ilk yayınım. Söyleriz. Rica ederim. Mehmet arayacak. Yılların dostluğu. Gördüğüm lüzum üzerine mi evet. Datça'ya gittin? O istifa, ilk istifaydı. Sen de beraberdik hatta galiba. Evet. Beraberdik. Zaten düşünüyordum. O akşam da bayağı kafaya taktım ve gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ediyorum dedim. Peki, sonra gittik Datça'ya. Peki maçı anlatmadan nasıl durdun bu kadar zaman ya? Kendi kendine zormuş anlattın mı? Burçin'i anlattın mı maçı? Yok, anlatmadım da zormuş. Adrenalin hissedemiyorsun. O çok kötü bir olay. Lazım bence, değil mi? Lazım. Şart. Sonra ikinci dönüş oldu biliyorsun. Pandemi çıktı maalesef. Ben de evhamlıyımdır ya. Yok canım. Hafif. Şimdi döndün, off tip yapıyorsun değil mi? Statlara gidiyorsun. Bundesliga yok. Stat. Stat yayını yok zaten. Türkiye'den. Esports yapıyor stat'tan yayınları. Ya maçtan orada. Özlüyor musun peki? Bazen özlüyorum. Bazen bu da iyi. Bu iyi ya. Ne olacak? Yine maç anlatıyorum. Senin esasında maç anlatırken hiç çektiler mi seni? Yani çektiler. Çektiler. Kayıt var mı konularda? En son Bean'de çekmişlerdi. Bir yarışma, spiker yarışması yapacaklardı. Ayakta anlatıyorsun maçı sen. O genelde ayakta anlatırım. Diyafram denilen bir şey var ya, sıkışmasın diye. Diyafram sıkışır. Nefes gider bazen. Olabilir. Her normal insanda olabilir o. Tıbben. Şimdi tabii maç ismi söylemeyeceğim tabii. Ama sen biliyorsun maçlardan önce skorları genelde. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyor. İyi tahmin ediyorsun. Şampiyonlar Ligi finalinden önce atmıştım. Ben onu Instagram'a da koydum. Barcelona'ydı değil mi? Galiba. Barcelona 3-1 alır. Maç bitti yazdın. Ben sonra onu koydum maçta. Maçtan 2 saat önce yazdım. Evet, 2 saat önce. Ve maç sırasında da şöyle şeylerin vardı senin. Anlatacağım artık mecburen. Hadi aslanlarım, hadi bilmem ne falan. Yani bizim takımlardan biri oynuyor. Hani sen o sırada hani seyirciye de o ruhu vermeye çalışıyorsun. O sırada böyle hadi aslanlar, bilmem ne kaplanlar çok iyi gidiyor falan. Sonra bana dönüp. 5 olur diyor. Onu yaşadım da. Anlatayım mı onu? Onu yaşadım çünkü. Ne oluyor? Ya Macaristan'la TRT'deyim. Türkiye-Macaristan maçı. Budapeşte. Hatırlıyorum. Volkan'ın çok bir giriş yaptım yayına. Yepyeni bir milli takım. Yepyeni bir anlayış. Çok şeyler bekliyoruz bu karşılaşmadan. Dakika 12, 4-0 yeniyiz. Ben anlatım şuna döndü. Taç Türkiye'nin. Maç bitmedi. Bitmez tabii. Bir de şeyler var tabii. Allah'ım ya Rabbimler falan. Onları hazırlanıyor musunuz? Yok, o anında ben en büyük örneği Sergen olayıdır. Sergen attı, şampiyonluk geldi dedim. Beşiktaş Galatasaray'a gol attı. Saate bir baktım. Kendi. O anda terleme başladı bende. 88'deydi gol galiba. Evet ve duraklamalar var. Daha 5-6 dakika var. Ve bir derbi oynanıyor. Dedim ki... Sergen attı, şampiyonluk geldi dedin ama... Golü attı. Bir Galatasaray bir gol atsa şampiyonluk falan gelmemiş olur. O hafta gelmiyor. Belki öne de geçebilir. Tabii. Galatasaray. Derbi bu. Tabii ki. Dedim ki jübile maçın olabilir dedim kendime. Temiz bir jübile. Hakikaten onları düşünüyorum o sırada. İşte Beşiktaş hata falan diyorum da beynim ama artık orada. Gözüm 4. hakemde. Hakeme bakıyorum şöyle ne zaman bitirir bir herkes gibi. Ya ben... Kendini kurtarma derdindesin yani. Ya artık dedim jübile ya hazır. Galatasaray bir gol atacak, bir tane daha attı. Tabii. Ne olacak? Tabii. Fatih Hoca'nın dönüş sezonu değil mi? Evet. Neyse bitti maç. O laf da öyle oldu. Ama iyi terlemiştim. Peki ya. Arrivederci Roma falan? Juventus pardon. O öyle çıktı ağzımdan. Gerçekten Arrivederci oldu. İki gün. Goodbye Liverpool oldu. İki günlü bu maç. Goodbye Liverpool. İki gün sürdü maç. Eve gittim donuyorum. Dedim sen ki... Sen de üşürsün evet. Çok üşürüm. Soğukta üşürüm ya. Herkes üşür. Yok sen üşürsün. Bir tık yukarı. Öyle değil. Mayıs'ta ben seni bayağı şeylerle, paltolarla gördüğümü hatırlıyorum. Ama Olimpiya Stadı'na gidince müsaadenle ya. Palto falan oluyor. Çok soğuk burası. Soğuk. Moskova ayrı soğuk.
Moskova mı? Lille'de hatırlıyor musun? Lille'de donuyorduk bir kere. Ya Trabzonspor maçı. Bize dışarıda anlatım yeri vermişler. Fransızlar Allah'tan acıdılar da. Battaniye falan getir. Adam beni bir gördü, bu adam gidiyor dedi herhalde. Bir de ayaktasın. Ayaktayım. Bütün buralarım kıpkırdı. Hatırlıyor musun o anları? Hatırlamaz mıyım canım? Sen Gülden Emel Son Umut vardır. NTV Büyükşehir. Evet. O eczaneden acayip bir şey almıştı. Böyle içine atıyorsun vücuda. Seni 15 dakika falan böyle ısıtıyor. Ben onu bir kartonunu bitirdim orada. Ama bu arada tabii termal kıyafetler falan da var. Termal, her zaman termal var. Evet. Termal bir spikerin vazgeçilmez giysisidir. Termal. Azıcıkta anlatıyorsun. Beşiktaş Dinamo Kiev maçı anlatıyorum. Moskova'da. Moskova'da diyorum. Kiev'de. Maçtan bir gün önce işte Kiev geldiler, Ukraynalılar. Dedim ki biz dedim maçları dışarıda anlatıyoruz. Kapalı yerde ben maçı anlatmam dedim. Adama. Emin misin falan dedi. Ya dedim ki eminim. Yok dedi, biz içeride yapacağız. Bizim sistemimiz bu dedi. Haklıymış. Ben böyle bir soğuk görmedim. İyi ki içerideyiz. Ama ben böyle bir soğuk görmedim dediğin en az 10 yer hatırlıyorum. Ama devamını söyleyeceğim. Devamını söyleyeceğim. Maç başladı, hakem düdüğü çaldı. Hani bir saat ilerler ya statta. Evet. Eski statlar da vardı. O dondu. Hep birinci dakikayı gösteriyor. Maçtan sonra Sergen'le konuştum. O zaman oynuyor Sergen. Meslek hayatımda en çok koştuğum maçtı dedi. Neden dedim. Donuyordum abi dedi. Hatta hoca dedi ki aferin iyi koştun, bir daha koşmam demiş. Gökmen abinin de benzer bir hikayesi var. Bana anlat. Sovyetler Birliği maçında değil mi? Galatasaray, Dinamo Moskova abi, olabilir. Moskova torpil. Ya diyor Ercan'cığım diyor. Top gelmiyor bir de o dönem. Gelmiyor. Ruslar diyor, biz diyor bir geldik diyor. Böyle kolyeler, o zaman havalıyız falan. Ruslar diyor bir geldi, bize bir baktılar diyor. Çoraplar giymişler diyor, üstünde şey var. Dedim ki diyor, bunlar da yapışıyor galiba falan demiş Gökmen'e. Sahaya bir çıktık diyor. Allah'ım demiş, şu maç ne zaman bitecek acaba? Bir de top gelmiyor. Acayip bir baskı. Zaten 3 oldu diyor da. 3 oldu. Kaç tarafa Gökmen geçemiyor abi, dedi. Bir sağa bir sola koşuyormuş bütün maç. Donacağım yoksa diyor. Peki, pek bilinmeyen bir taraf, bir önüne geçiyorum. Kaç tane dövmen var? Yapma ya. Göstereceğim. Dövme şöyle başlıyor. Bu İngiliz ejderha falan. Açık söyleyeyim. Seninle tanıştığımda yani herhalde hayatımda en son senin dövmen olduğunu düşünürdüm. Ben düşünmezdim. Ben bayağı meraklıydım o işlere. Şurada bir tane dövmem var. Burada açamam şimdi onu. Neden açamam yani? Bayağı uğraşmam ya. Güzel. 12 Maymun filmini hatırlıyor musun? Hatırlamaz mı? 12 Maymun dövmesini yaptırmıştım. Yıllar sonra dedim ki bu maymunu sildirmem lazım. Pandemi oldu. Maymunların intikamı. Hakikaten maymunların 12. Kaç tane? 10 taneden fazla mı? 8-10 tane ama bacakta falan yok ya, o kadar değil. Bacağında falan yok. Göstereceğim bir tane daha galiba. Genelde Japon bu şeydir mesela, bizim kurt, ben köpeklere çok meraklıyım. Bilmez mi? Grey Kurt diye bir film vardır. Lam Nelson oynamıştı başrolde. Bu kurtlar 1500 metre yani 1500 kilometreye hakim olan kurtlar. İşte bir uçak düşüyor filmde. Nelson diyor ki filmdeki rolüyle, bu kurtlar diyor bizi bitirir diyor. Sağ kalanlar var uçak düştükten sonra. Yok canım falan diyorlar. En son Nelson'ı yiyorlardı. 400 kilometre yürümeyi başarmıştı filmin sonunda. Çünkü onların sınırlarına girmiştim. Çok enteresan hayvanlar yani. Sınır koruma anlamında. Sen köpekleri de biraz vahşi yetiştiriyorsun. Yok. Kurt ama öyleydi. Kurt öyleydi. Kurt öyleydi evet. Fuat'ı yemişliği var bir tanesinin. Fuat'a dedim ki bahçeye girme. Bize gelecek. Ben arkada kafeteryada oturuyordum. Bahçeye girme, bana haber ver. Bizim dedim kurt biraz serttir. Bir şey olmaz Erşancığım falan dedi. Peki dedim. Bana telefon açtı. Kurt bunu diz çöktürmüş. Aşil tendonundan yakalamış sıkıyor. Ya. Oradan yerden telefon mu ediyor? Yani alo diye var. Ben sen ne dedim abi dedi. Başka bir hayvan ya o diyor. Şimdi kaç köpek var? İki yine. Ne? Biz ama safkan almıyoruz. Kurdu almıştık safkan. Sonra bazı şeyler öğrendik. Safkan köpekler yani işte orijinal kurt, Alman kurdu. Evet. Mükemmel. Safkan işte Rus kurdu. Mükemmel. Alaska kurdu. Çok hastalanıyor safkan ırklar. Yani ciddi hastalıklar işte. Kanserinden tut, Addison'dan melez olması lazım. Anladım. Risk şimdi azaldı. 4 aylık sokağa atılmış Datça'da. Kangal vardı, bir arkadaşımız söyledi. Kangal ama
safkan değil. Safkan olsa biliyorsun senin masadan biraz daha büyük oluyor. Onu aldık. Dişileri atıyorlar. Nedense. Erkek köpekleri topluyorlar. Dişileri atıyorlar. İşe yaramaz. Ya işte doğum yapar. Başımız... Datça'da kangal mantıklı bir tercih. Mantıklı ama dişiler işte doğum yapıyorlar. Enteresan bir anlayış var yani şimdi, genelde. Şimdi İstanbul'da döndün. Köpek ne oluyor? Beraberiz. Apartman dairesinde. Evet. Kangal'la. Evet. 4 aydan beri beraberiz. Ne yapayım, hayvanı atayım mı? Ama evde kediler de var. Bir dostluk var arada. Kaç tane? 10. 10 kedi mi var? 10. Sen beni aramıştın, hatırlıyor musun? Görüntülü Datça'ya yerleşirken arabada. Evet. Arkanda da 18 tane kedi vardı. Vefat. Yok, ona gülmüyorum. Ya vardı. 18 kediyle birlikte. Beraber yolda gidiyordu. Ama o sesleri hiç unutmayacağım. diye 11 saat o seslerle gittim. 2 gün o sesleri duydum. Ben Zekeriyaköy'deki senin eve gel, eski eve geldiğimde kedi falan görmedim. Yoktu ama o sırada 18 mi 20 tane mi kediniz vardı. 22 idi o zaman. Kendine ait bir katları vardı. Katları vardı evet. Bizde de manyaklık mı dedim, anlayamadım. Yok, gibi seviyoruz yani hayvanları. Hayvanseverlik ya. Evet. Yok, biraz veteriner arkadaşım da diyor ki psikolojik eşiği açtın dedi bana. Abi dedim, yeni mi söylüyorsun ya dedim. Artık eşik meşik kalmadı dedim ya. Bir de son olarak bu eski kurtun bir şey hikayesi var. Onu da anlattıracağım sana. Beni gezdirdi mi? Seni gezdirme hikayesi. Ya bir akşam geldim, Burçin dedi ki gezdir misin dedi. Gezdireyim dedim. Alman kurdu böyle, böyle. Çok devasa, at gibi bir şey. At böyle, babayla çıktık. Bir de ben de diyorum ki böyle aslan gibi gidiyoruz işte. Abi maalesef, maalesef bir kedi. Bu bir tahrik etti, kurdu. Ben bir baktım yerde böyle sürünerek onunla beraber gidiyorum. Ne gömlek. Peter Sellers'ın filmlerinde olur ya böyle eski. Eve bir geldim. Burç var ya ha falan. Ne gömlek, üstüm, buralarım bir şey. Kimonla kuyruğu nasıl. O kadar mutlu oldu ki. Sonra ne oldu? Beraber geziyoruz. Tabii gittim canım. Ne? Dağıttı beni ya. Ne dedi doktor? Kötü düşmüşsünüz dedi. Yapma ya. MR çekelim mi? Kafaya darbe var mı dedi. Yok dedim, kafaya darbe yok. Esasında vardı da uğraşamam MR'la falan ya. İyiyim çünkü biliyorum. Ya şu buraya boing diye bir ses hatırlıyorum. Kedi ya, bitirdi bizi ya. Peki, mesleğe dönüyorum tekrar. Şimdi yani spikerlikte çeşitli ekoller var. Senin ustaların var. Var. Halit abi. Halit abi tabii. Yani büyük usta. İlker abiler var. İlker abi o ustanın dışında hocamız. Evet. TRT'de biz bir yıllık eğitimde Halit abiden bayağı ders aldık. Ya kurum içi eğitim diyoruz buna. Şimdi yapılıyor mu bilmiyorum. Yoksa onun sınavına giriyorsun sonra. Hı-hı. Başaramazsan spiker olamadın güle güle diyorlar. O zaman yani çok 1980, zor. Bugün çok zor. Değildi yani. Öyle değil. Çok zor. Bugün gibi yani, bugün kapıdan geçen giriyor. Çok zor. Şimdi yani. Ejder Akışık tiyatro sanatçısı. Tiyatro sanatçıları geliyor. Hı-hı. Konuşma. Psikoloji dersi gördük. Baskı altında şey öğrenmek. Neden psikoloji? Tansu abi maç anlatırken Lüksemburg-Türkiye maçı 12 Eylül sonrası. İşte yasa dışı örgütlerden biri maçı radyodan anlatıyor. Çok sık oldu. Çok sık. Sahaya girerlerdi ya. Tansu abinin kafasına tabanca dayamışlar. Bildiri okumuşlar yayında. O sırada yayın kesildi. Kesilmiş. Şans, yayın kesilmiş. Tansu abi de işte yayın kesildiğini bilmiyor. Sonra demişler ki bir şey yok, sakin ol falan diye. O psikoloji eğitimini verdiler bize. Ne yapabilirsin zor durumlarda? Yayını ben imha etmeyi biliyorum mesela, çok sıkışırsam. İmha ederim o yayını anında. Anlayamazlar. Bunun bile abi. Eğitim var yani. Var tabii. Kahveyi döktün mü şeyin üstüne bitti her şey. Ya da suyu. Olay bitti. İstedikleri kadar bağırıp çağırabilirler. Güzel. Peki şunu soracağım. Şimdi çeşitli ekoller... Siz benzer ekollerden çıkmasınız, sizin jenerasyon. Evet. Aynı eğitimi aldınız. Evet. Ama sen sonra bambaşka bir yere evirdin. Ya onu söylemişler yani, bize. Yani tek kelimeyle şey, en çok benim ilgimi çeken ve takdir ettiğim yanı, tek kelimeyle bir şey anlatabiliyorsun. Yani taç falan diyorsun falan. Esasında o sadece taçı anlatmıyorsun yani. O sıradaki ruh halini anlatıyorsun. Aynen öyle. Ve burada hepimizin ağzına yerleşmiş, muhtemelen seyircilerin de ağzına yerleşmiş bir takım şeyler var. Yerden. Yerden mi? Yani ne önemi var yerden olmasının, hiç anlamıyorum. Yerleşmiş ama. Yerleşti, ben de peki bilmiyorum. Peki niye o şey mi? Yani. Hani seyirciyi diri tutma şeyi mi? Sarsmak ve diri tutmak, evet. Ya bunu
işte İngilizleri izlettiler bize, Almanları. Hı. Yani bu kurs döneminden bahsediyorum. O sesler bizim kulağımda kalmış. Yani onlar örnek verdiler. Ve onları hep takip ederim ben. Hala da takip ederim. Bayağı iyi spikerler var. İşte Liverpool'un maçını anlatan. Orijinal seyretmeye çalışırım bazen. Sen böyle şimdi bazı golleri senin anlatımın olmadan seyretmek şu anda imkansız. Niye? Hacı. Onun yeri ayrı canım. Yani üç defa Hacı diyerek o şahane... Üç değil, üçten fazla. Öyle aklıma mi? Başka bir şey gelmedi ki. Aldı götürüyordu bu. Ya ne yapıyor bu adam dedim ya. Hacı, 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 Hacı. Ve Hacı. Yani resital de o. Öyle dedim zaten. Viyana'da resital. Çok ama güzel yani goldü. Yani aynı kelimeyi eninde sonunda isim ama aynı kelimeyi tekrarlayarak bir golü anlatıyorsun ve o gol onunla daha değerli oluyor. Tabii canım. Ya şimdi şöyle bir olay var. Pertev Tunaseli'yi hatırlayan çok azdır. O neyi anlatırdı rahmetli Pertev Tunaseli? Ben çok küçük, kısa pantolonla işte sinemaya gidiyordum. Esas amacım devre arası o maçları seyretmekti. Hmm. Babamlarla falan. Ziraat Bankası sunar diyor mesela. Akbank sunar, yani Fenerbahçe, Galatasaray. Falan olmadığı için. Yok, televizyon falan. Sinemada arada maç özetleri 64 vardı. 64 doğumluyum. 64-7 daha 71. Yani 71 yılı falan Aksaray Kristal Sineması. İşte gidiyoruz sinemada. O devre arasını beklerdim. Fenerbahçe, Beşiktaş. Onları gösterirlerdi ya. Pertev Tunaseli anlatıyordu. Hayrandım ben ona. Ne güzel derdim. Ne güzel hikayeli. Gol bilmem ne. Metin attı falan filan diyor. Ne harika günlerdi ya. Oradan kafaya koydun. Oradan tabii spikerlik. Peki baban? Ya babam bana şey. Babam teknik direktör. Teknik direktör. Hem de iyi teknik direktör. Şimdi olsa çok daha fazla geliri olabilirdi. Ya evet. Şimdiki şeylere baktığımızda. Transferlere. Anadolu'ya ilk Türkiye Kupası'nı götüren insandır Ankara Gücü'ne. Yugoslav göçmeni. Tabii. Yugoslavya'da bu işin eğitimini almıştır. Yani o zaman mecburen de 3 sene Yugoslav ordusu partizanda askerlik yapıp eğitimini alıyor, antrenörlüğün. Eğitimcidir kendisi aynı zamanda. Annem de öyle. O sıralarda İngilizce falan yok. Öğrenme zorunda olduğun diller Tito rejimi var. İşte Rusça, Bulgarca, Sırpça, Boşnakça zaten. Bunlar birbirine... Bunları hepsini öğrenmek zorundasın. Babam bir de futbolcu. Rabotnički, Vardar, Sloga, Makedonya'da oynuyor. Babamın sonra teknik direktörüyle tanıştım ben. Yani takım arkadaşıyla tanıştım. Bizim milli maça gittim. Söylemişler Ziya'nın oğlu diye. Gel gel dedi, senin baban çok iyi oyuncudur dedi. Makedonya'nın hocası. Hadi ya falan filan dedim. Nefis iyi oyuncuydu dedi. Ayağın dışı vardı dedi. Beckenbauer dedim. O kadar değildi. Peki. Şimdi oradan devam edelim. Babanla rahmetli ile kulübede de oturuyor musun zamanında? Oturuyorum. Ben de futbolcu olacağım falan. Ankara Gücü'ne başlattı beni. Evet. O yıldız takımda falan. Ama daha küçükken oturmuyor musun? Daha küçük. Onunla beraber. Ama küçük derken minik takım var. Orada bir hikayem var. Bir kupa maçı hikayem var. Onu anlatacağım şimdi. Minik takımda oynuyorum. Annem de diyormuş ki bunu futbolcu yaparsan bu çocuğu bitirirsin. Bilmem ne yaparsın. Çünkü annem... Ben de sizleri boşarım. Annem şeyi biliyor, işte o zaman futbolcular alemci ya, tabii. Şimdiki gibi değil. Tabii. O transfer paraları hep eridi gitti, aldıkları. Neyse, tabii. Kulübede oturuyoruz böyle teknik direktör gibi, yanındayım ben, alıyorlar kulübeye. Ankara Gücü, kimle oynuyordu? Bursa Spor yarı final. Yarı final, Türkiye Kupası yarı finali. Dakika 80, Ankara Gücü 1-0 önde, alırsa finale çıkacak ve o sene kupayı da aldılar. Hı. Bir de Fenerbahçe'yi falan yendiler 8 kişiyle. Türkiye'de büyük olay. 3 kırmızı kart. Buna rağmen Ankara Gücü yendi İstanbul'da. Kızamığım ben radyodan dinliyorum. Didi'nin zamanı. Didi zamanı. 73-73. 73 falan. Didi zamanı. Neyse. Bursa Spor. Tezcan vardı sonra. Santrafor. Beşinci evet. Geldi. Kafayı vurdu. Direğin dibinden. Son anda Sarı Mehmet vardı Ankara Gücü'nde. Çıkarttı. Aha. Baba dedim. Gol olursa. Yani bu olsaydı dedim. Böyle teknik direktörler konuşur ya. Yani. Gol olursa dedim ortalık bayağı şenlenirdi değil mi dedim. Şu anda dedim. O zaman ben de senin geçmiş... Konuşuyorum, diyalog var. Böyle. Çünkü finalden oluyorsun. Ben dedim ki ya sinir... Böyle konuşuyoruz. Niye sinirlendin falan dedim. Kornere bak diyor bana. Bak. Peki ondan sonra Beşiktaş'ta baban... Şimdi Ankara Gücü var, Beşiktaş var. Ha Beşiktaş, evet. Kızılcahamam kampında mı? Sen de kampa katılıyorsun. Abant, TRT sınavı daha açılmamış. Abant kampı Beşiktaş'ın.
Metin'le Rıza ile odada muhabbetteyiz. Onlar genç oyuncular. Genç oyuncular. Metin hatta şey diyor, ben diyor 32 yaşında bırakırım falan diyor. Metin zaten o dönem bırakmayı düşünüyor. 30, ya diyorum nasıl olur sarı fırtına bilmem mi konuşuyoruz. Muhabbet. Rıza da diyor ki buna kalsa 25'te bırakacak diyor. Evet. Öyle bir muhabbet var yani. Ben dedim spiker olacağım falan. Spor spikeri. Böyle kaç yaşındasın? 19. Sınava gireceğim ben olacağım dedim. Çünkü babam bana ki topa vur falan diyor. Vuruyoruz ediyoruz. Sen git oku dedi bana. Sen ağırsın dedi, ağır. Nasıl ağırım dedim ya. Fizik falan iyi bilmem ne. Yapma baba Allah'ım. Solağım dedim bir de. Solakların dedim heykelini dikiyorlar bu ülkede. Sen dedi ikincilik, üçüncilik anca idare edersin. Bak ben sana söyleyeyim dedi. Hiç uğraştırma beni dedi. Bari dedim spiker olayım ya o zaman. Spor spikeri olayım dedim. Seviyorum işi ya. Halit abiyi dinliyorum. Orhan Ayhan'ı dinliyorum. Şu bu. Annem dedi kesin kazanırsın. Sınavda açıldı. Katnek kaç kişi giriyor? Vallahi 56 bin mi neydi ya? Ben İstanbul'da Harbiye'de girdim. Çok daha büyük iş. Ya. Büyük yani iş ya. İyi de, iyi de parası da iyiydi. Ya şimdi olsam o sınava giremem stresten biliyor musun? Stresten giremem o sınava. Kaç kişi girdiniz o dönem? İşte 56, toplamda 56 bin kişi diyelim. Rakam söyleyeyim. İstanbul'u babam hatta zorla bana takım elbise giydirmişti. Oğlum devlet işine gidiyorsun. Böyle abuk subuk kotlar motlar falan filan. İyi ki giymişim, herkes giymişti. Bir de 12 Eylül sonrası biliyorsun. Sert abi ortam. Tabii. Çağırmışlar işte. Ben geldim. Sen kimsin falan dediler bana önce. Ben dedim Ercan benim adım. Soyadın Taner. Niye dediler spor spikeri olmak için? Seviyorum dedim. Peki seviyorsun. Şunu oku dedi bana. Yanımda teknisyen abi. Orada da jüri var böyle cam bir bölme. Ben okudum işte. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen olaylarda 28 kişi öldü. 5 kişi yaralandı. Associated Press Ajansı'nın verdiği habere göre falan diye devam ediyorum. Hmm. Ha, ekledin. Hayır altta. Ha, devam ediyorum altta. Şimdi dediler ki ikinciyi oku. Dedim ki içimden hafif yırtıyorsun. Hmm. Oku dedi. İkincisi Milli Güvenlik Konseyi var. O zaman ya. Onun her akşam bir karar açıklandı. Hububat alımlarıyla ilgili 20 maddelik bir şey var. 20 maddeyi de okutturdular abi. Şu kadar para verilecek, şu ondan alınacak, böyle yapılacak. Sonra o bitti. Bir de dediler şunu oku. İşte Fenerbahçe Beşiktaş 2-0 yendi. Haber. Spor haberi. Tamam çık dediler. Teknisyen bana böyle yaptı. Ha güzel. Bak böyle yaptı. Hiç unutmayacağım onu. Sonra eve bir kağıt geldi. TRT'nin ilk şey sınavını kazandınız. Ses sınavını. Ankara'da eğitime davet edildi. Hmm. Ankara'ya gittik. Bayağı bir eğitim. Sonra... Ne kadar sürdü? Bayağı aylarca sürdü diyebilirim ya. Sonra iki sınav daha olduk. Bir arkadaşımız elendi. Maalesef. Bir de haberden bir arkadaşım. Zafer Kirazlar vardır ya o dönem. Haber çok iyi bir, bence iyi bir spiker olacaktı. Elendi. Lehçe buldular onda. Düşünsene şimdi hiç konuşmuyorlar. Lehçe nedir diyorlar. Dediler ki almaz. Çok iyi bir ses tonum var ama maalesef dediler. Onu da geçtik. Sonra kurum içi eğitim stajyer spiker olduk. Kağıt imzalattırdılar. Stajyer. Hı hı. Ya bu meslekte stajyersin. Size maaş vereceğiz devlet olarak. Ama stajyerlikte de yine kurum içi eğitim alıyorsun. Başarısız olursan şutlarız. Özetle öyle söylüyorum. Onda da başarılı oldum ve başladık. İlk maçımda Beşiktaş Adademispor. Aşağıda babam. 3 kişi mi girdiniz? 5 kişi girdik spiker. Hüseyin rahmetli oldu. Biliyorsun maalesef. Evet maalesef. Barbaros. Levent Özçelik, Barbaros Dalı, ben. İyi ekip. İyi ekip. Bayağı kadro iyiydi. Kadro canım. İyi. Taş gibi bir kadro yani. Vallahi öyle. Maznov ki Maznov. Maznov. Güntekin diyor bana. Maznov. Ya Maznov diye bir oyuncu var. Diyarbakır Spor. Güntekin içeride tost mu yapıyormuş kahve? Çok becerir ya öyle şeyleri. Üstüne başına döker biliyorsun. Döktüm zaten. Maznov diye bir ses duydum diyor. Bir baktım diyor kaleci uzanmış çıkarmış ama gol oldu zannettim üstüme kahveyi döktüm falan diyor. Öyle Maznov kaldı. O şey değil mi? Erol Aksoy'un şeyleri değil mi onlar? Biraz dönemler bağır, evet. Biraz bağırın. Evet. Bağırın seyirciyi havaya sok. Tuvaletten adamı getirin diyormuş. Evet. O işi çok iyi bilirdi. Televizyonculuğu falan çok iyi bilirdi. Ya bir gün stat ışıklandırması yaptı. Maçlar gece oynansın diye. İlk Ali Sami'ye. Bana bir tane kağıt geldi. Işıklandırmayı kötüle diye. Ya diyorum nasıl olur? Adamlar yapmış. Bir de yapan o zaman Show TV'nin patronu. Bir daha geldi. Işıklandırma iyi değil falan. Dedim ki bu ışıklarla bu iş olmayacak herhalde. Yani gece ışıkta.
Öyle derken arkamdan biri bana dokundu. Bir baktım, Erol Bey, patron. Böyle yapıyor. Hayır, hayır. Öyle yanlış anlatmışlar bana. Şey, güzel de diyor yani. Evet, yanlış hak düşünebiliyor musun hatayı? ne diyeceksin şimdi, maç anlatıyorsun. Çok daha iyi oldu, gördünüz mü? Işıklar dedim. O da böyle yapıyor. Ha, biraz açtılar şimdi. Evet, açtı. Çünkü. Ne günlerdi ya. Sonra TRT'den ayrılış. İşte Show TV'ye başladı İlker abi. Bir geldin geri gittin geri geldin. Ha, İlker abi telefon açtı gel falan filan diye. Gittik. Sonra bazı anlaşmazlıklar oldu. Ben dedim TRT'ye geri döneceğim. Dünya Kupası. Dünya Kupası. 94 Dünya Kupası. Evet, Amerika'daki. Antara abi TRT'ye de geri dönünce dön öyle bir şey olmuyor. Tabii. Galiba ilk geri dönen sen misin? Yo, döndüler. Zafer döndü. Dönenler sonra değil mi? Yok, benden önce Zafer mi? Nermin döndü. Onlar döndüler. Şimdi TRT'ye dön. Tamam, dönelim dedik. Değil mi? İşte genel müdür kabul edecek. Haber dairesi başkanı kabul edecek. Ondan sonra bir de güvenlik soruşturması vardır. Yeniden. Bir daha bakalım. Yeniden. Yani güvenlik soruşturmasını da Emniyet Müdürlüğü falan o zaman yapmıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı yapıyordu. İki ayda o sürüyor. Yani TRT ilk girişte de var. İkinci tekrar girişinde de var. İki ayda o sürüyor. Bekliyorsun böyle. Hacı gibi. Güntekin öyle der ya. Bekliyorsun. Ondan sonra azizim kağıt geliyor döndünüz diye dönüyorsun. Sonra geri döndün ama. Sonra dediler ki Sine 5 diye bir kanal açılıyor. Hmm. Nasıl bir şey dedim ben. Bir kutu var dediler. O kutu üyeler. Yani küfür yiyeceğiz dedim. Özetle. Evet dediler. Küfür. Amaç o. Şu ekran bir anda kararacak, milletin haberi yok. Ben biliyorum. Yani kutu deyince yani küfür yiyeceğiz dedim. Teknoloji değişmiş. Sine 5'e döndük, başladık. Bol küfürlerle, tabii santrale geliyor o zaman küfürler. Tabii. Santral kilitleniyor. Bizim maçtan ettiniz bizi, maçları sevdiğimiz analar, avratlar. Böyle gidiyor. Öyle başladık, devam ettik. En unutamadığım maç? Leeds Galatasaray. 1. Türkiye, Brezilya 2. İki Brezilya'yı sen mi anlattın? FIFA Konfederasyon Kupası. Konfederasyon Kupası. Şeydeki. Erman Torun ile beraber yorumluyoruz. Saint-Étienne'deyiz. Erman Hoca devre arası 2-0'dı. Mağluptuk. Rezervasyon yaptırdı Türk Hava Yolları'na. Dönüyoruz diye. Maç biliyorsun 2-2. Evet, evet. Hocam dedim acele etme. Ercan bu Brezilya dedi. Baksana ne yapıyor. Samba var dedi sağda var. Yeniyorduk neredeyse. Biliyoruz. Evet evet hatırlıyorum. Evet. İyi de takımdı. Alex'in de oldu. Maçtan sonra Ronaldinho'ya bir de röportaj yapayım dedim. Mikrofonu uzattım. Baktım nasıl yapıyorlar. Konuşmuyor. Artist. Hakikaten konuşmuyor ya. Geliyor. Brezilya'ya konuştu. Şeylere konuştu. Fransızlara konuştu. Bir baktım böyle BBC dediler. BBC hemen döndü BBC'ye konuştu. Ben de dedim ki Eurosport dedim. Ama Show TV'nin böyle şeyi gözüküyor. Eurosport. Böyle yaptım bunu. 2 o. Başka? Başka ne var? Leeds'teki maçı diyorsun değil mi? Tabii canım. Çok tansiyon. İstanbul'da Leeds'teki maçı. O neydi öyle ya? Oo, çok zor. Yani zor kulakları çınlasın. Oynatalım Uğur'cum var ya. Hmm. Beraberiz. Otelde bayağı geldim. Çıkılamıyor dedi. Otelden. Tabii yasak. Yasak. Polis falan dedi ki ya kendiniz çıkmayın dedi. Zaten önlemleri çok gergin de ortam diyorsun. Biz arabaya bindik. Stada gidiyoruz. Dedim ki bir eksik var arkadaşlar arabada. Kim falan dediler. Barbaros falan. Uğur'u dedim unuttuk. Otelde unutmuşuz Uğur'u. Geri döndük Uğur'u aldık. Öyle gerginiz ki. Uğur'u unuttuk ya. Adam şeyde bekliyor. Stad'da unutsak zaten başarılar. İki televizyon kuruluşunun kameraları kırıldı. Seneler sonra hatırla Sunderland'de bir milli maç vardı. 2-0 yenildik. İkinci gol, ilk gollerinde sahaya girdiler hatırlıyor musun? Öyle dolmuşlar. Abi biz Sunderland'de kalamadık biz Newcastle'da kaldık. Ve otobüslerle götürdüler gittiler ve ona rağmen Sunderland'de statta ben basın odasından tribüne gidene kadar iki tane ızbandut beni bir köşeye sıkıştırdı. Öldürecekler yani. Maalesef. Bir tane polis gördüler bıraktılar. Maalesef. Ya İngiltere'de maç sonunda metroda dikkatli olacaksın. O dönem hala devam ediyor. Yani, hayır metroda da dikkatli olacaksın. Tabii. Geç saate kalmayacaksın. Tavsiye ederim. Bir tane adam geliyor mesela. Açıyor çünkü bir soru. Ateşin var mı diyor. Hı. Ama baba uçmuş. Uçmuş. Ya yani. Ateşle yaksam adamı
infilak edecek. Elinde olsa çakmağı, böyle lüks bir çakmağı olsa bile hediye edeceksin baba gitsin diye. No falan filan diyorsun, böyle bozuluyor mozuluyor. Evet. İyi hemen yorulun, excuse me no falan diyorsun. Zor. Zor. Kariyerinde heyecanını ikiye katladığın an hangisiydi? TRT sınavını kazandığım an. TRT sınavını kazandım. İkinciyi ama. Hmm. Spor spikeri oldu. Bir de maç spikeri diye bir şey yok. Yok. Spor spikeri oldu. Tabii. Ben her yürüyüm. Basket finali anlattım, Dream Team'i anlattım, bilmem ne, boks anlattım. Bir de boksta maalesef 6,5 saatlik bir canlı yayın çıktı bana olimpiyatlarda. Allah'ım dedim, ne yapacağız? Sıkıştım abi. Canlı yayın. En sonunda yanımda da Ryan'in spikeri var. Ben böyle sallanıyorum artık. Ayaklar falan sıkış. Bittim yani. Ryan'in spikeri dedi ki, git dedi ya. Adam böyle uzak işaretle bana. Git dedi, bitersin dedi. Böyle yaptı bana, bitersin. Koşarak gittim ya, geldim. Merkezde kimse yok mu? Canlı yayın. Var da ne diyeceğim merkezi canlı yayında? Kusura bakmayın. Bir tuvalete. Neyse. Hay, sesi kesip dersin. Olmaz bir daha. Yarı finaller falan ya Mehmet. Yarı finalde şeyi mi bırakacağız? Adama bak ya falan diyecekler. Neyse gittim geldim hemen. Operasyon tamamladım. Taktım, Ankara sesleniyor. Alo Ercan, Ercan falan filan diye. Buradayım abi dedim. Bir kesit oldu herhalde falan. Peki hayatında keyfini ikiye katladığın an? Batuhan'da oldu. 1990 Dünya Kupası. Ben maç anlatıyorum. Neredesin? İtalya'da. İtalya, İngiltere. Dünya Kupası üçüncülük maçı. Haberi aldık falan. Halit abi dedi hangi ki. Hangi şehirdesin? Bari. Bari. Halit abi dedi ki, adını dedi Salvatore Skilaç koyalım. Skilaç var ya. Halit abi emin Toto misin? Toto Skilaç. Toto. Salvatore ya uzun adı. Halit abi de havalı söylüyor. Nefis söyledi bir de Halit abi, biliyor musun? Salvatore Skilaç'ı. Abi dedim emin misin? Ne olacak ya dedi. Bir ilk olur falan. Halit abi çok esprilidir ya. Neyse canım yapma abi falan filan, batuğa koyduk. Salvatore Skilaç. Peki sana bir test yapacağım. Hazır mısın? Matematik var mı? Matematik yok. Peki. Oh. Otuz saniyede 10 Alman efsane futbolcu sayabilir misin? Katz, Rubeş, Müller, Schwarzenbeck, Holzenbein, Mayer, Thomas Hallows, Klaus Hallows, Briegel ve unutulmayacak Matthäus. Vay be, 13 saniyede. Dedi arada. Dedi aman. Müllersiz olur mu ya? Müller'in yeri ayrıdır. Hala Gerd Müller değil mi? Hala Gerd Müller. Büyük santrafor bence. Bir şu anda bir, diyorlar ki oynayamaz. Öyle bir oynar ki. Oynar. Öyle bir oynar ki. Oynar. Bir Dünya Kupası 74'te Bonhoff'un getirdiği attığı gol var ya, dönerek. Hadi buyurun atın. Finaldeki gol mü? Finaldeki. Hadi buyurun atın. O anda dönüş. Kaleci zaten orada bitiyor. Geniş solunum yolları enfeksiyonu. Kaleci orada. Topu göremedi biliyorsun. Gördü dağlara giderken. Bir de böyle yuvarlardı ya. O çok acı bir gol. Tıngır tıngır. O golle bir gün Real Madrid maçı seyrediyorum. Ama sonra Roma'dan taksiyle Münih'e mi dönüyor? Maalesef ya. Onu söyleyeceğim. Real Madrid ne maçı? Bayern maçını seyrediyorum. Real Madrid gol attı Bayern Münih'e ki baba Bayern Münih. Beckenbauer falan oynuyor şu an. İspanyol rejisi golü veriyor böyle. Gol yani slow motionlar şunlar bunlar falan filan veriyor. Bir baktım Müller ile havada seviniyor. Golü kaçırdılar. Hemen attı baba. Madrid'de Bernabeu'da sessizlik var. Öyle bir oyuncu özel, yani. Özel oyuncu. Peki. Senden bir fotoğraf yorumlamanı rica edeceğiz. Ya Fahri abi çok seviyordum ya. Çok özel zamanlar değil mi? Çok özel. Allah rahmet Hüseyin. Benim Hüseyin abla arkadaşımdır. Kaç tane olimpiyatta. Nedim var orada. O da çok... Uzun basketçi Nedim. Hüseyin Başaran da çok iyi bir spikerdi. O da arkadaşımdı ya. Bir de kızının olduğunu ben haber vermiştim ona. Yunanistan'da, Atina'da. Olimpiyatlar, şey. Olimpiyat mıydı? Akdeniz oyunları. Kalk Hüseyin kızın oğlu dedim. Hadi canım. Vallahi dedim. Haber geldi. Bizim kameramızı falan çaldılar orada. Hatırlıyorum. Otelde. TRT'nin kameraman Halil abi kulaklığı sahaysa Allah ömür versin. Ben intihar edeceğim dedi. Kamera gitti. Ya ne diyorsun Halil abi diyorum. İntihar edeceğim. Bu üstüme zimmetli dedi. Kaç para abi dedim ya üstüme zimmetli. 100 bin dolar dedi. Yapma ya dedi. Neyse canım Ankara'da. 100 bin dolar olur mu diyecekler, o dönem çok pahalı. Çok pahalı. Yeni çıkmış Sony Betacam'lar.
Ya 100 bin dolara mal oluyor. Bu aksesuar, şu bu falan. Ben dedim bu sabah çıkmam. Ben sana söyleyeyim. Ankara'dan genel müdür sağ olsun, TRT genel müdür o zaman, yazı gönderdi. Kamera çürüğe ayrılmıştır diye, devlet damgası. Üstüne zimmetli ya. Askerde bilirsin. Tabii. Üstüne zimmetli tüfek var. Kasatura tabii var. Şarjör var. Tabii. Kaybetsene o tüfeği. Kasaturayı. Gelişen olursun. Tezkere yerine... Batuhan doğduktan sonra döndün mü? Dönmüştük. Ondan eve geldi. Bir hastanede falan dediler. Sürpriz yaptılar. Bir tane adam duruyor böyle. Annesinin kucağında. Evde. Yaprak Sokak. Küçük Esat'tayız. İşte Ankara'da. O gece şimdi, acayip ya. Şimdi acayip. Bir Twitch oyuncusu değil mi? Takip Twitch, edin, YouTube, oyun. Ya gençler ne yapıyorsa şu anda? Aynısını. Aynısını yapıyor. Evet. Peki. Çocukken hayal ettiğin hayatı mı yaşıyorsun? Anlatma. Öyle diyebilirim. Öyle. Yani tahtaya vururum. Böyle şeyler vardır ya tahtaya vururum. Ben de onlardanım. Ben de vururum. Hayatını bir duvar yazısıyla özetlesen hangisini seçerdin? Ve gol. Güzel. Peki hangisi senin hatırlatıldığı zaman çok hoş, en hoşuna giden? Mesela Raul Meyres'in de senin sesini taklit ettiği bir şey vardı, hatırlıyor musun? Sen onun golü. O çok hoşuma gitmişti. Mükemmeldi. Meyreles vurdu lan! Koçum benim! Meyreles! Meyreles! İşte bu değerli teyitler, işte bu! Ben şeyi çok severim, Halit Ergenç'i. Hı-hı. Büyük aktör bence. Bence. Meyreles ona benziyor biliyorsun. Dikkat ettin mi o sakallı halini olabilir, falan? Evet. Sakallı halini evet. O. Acayip yetenekliydi ya Meyreles orada. Çok iyiydi, evet. Çok iyiydi yani. Çok yaptıysa, koçum benim falan diyorum yani böyle. Mesleki anlamda evet. Çok gurur verici bir şeydi bu. Asansörde kiminle kalmak istersin? Yalnız. Covid var şimdi. En çok neye para harcıyorsun? Bana kızacaksın ama mama işinde Burçin'le beraber. Mama niye da, kızayım bana? Mama da şey yapıyoruz. O ihtiyacı olan hayvanlarımız, dostlarımız var. Bir ara döviz ucuzken, eski yıllardan bahsediyorum, saat şeyim vardı. Bir de minik araba koleksiyonum vardı. Hmm, hatırlıyorum. Minik arabalar vardı. Büyüğünü alamadığımız için minini aldık. Bir de gidip saat alırdık deli gibi. Hayır, saat alırdık. Matchbox denilen minik araba. Onlara bayağı hepsini bıraktım. Kitap artık. Her şeyim kitap yani. Mama ve kitap. Bir de senin şu oyun var. Saatin çok güzelmiş deyince çıkarıp hediye ediyorsun. Yani şimdi de ediyorum ya. Artık etme bence. Yani. Yok yok, kimseye etmez. Çünkü o saatten hayır gelmez, öyle bir inancım var. Bir de şey var ama. Hı? Genelde hani şimdi saat hediye edeceğin zaman karşındakinin saatini de beğenmiş oluyorsun genelde. Öyle, öyle bir numaran var. Var, var. Peki şimdi, o zaman saat, örneğini vereyim mi? Saati beğenmiş oluyorsun. Ben sana bu saati hediye etmek istiyorum diyor. Tabii ki onun karşılığında ne yapacaksın? Sen de ona hediye edeceksin yani. Örneğini vereyim. Ver. Ya hakikaten numara olmadığına karar vereceksin. Hep öyle. Uçaktayız. Yanımda Japon var bir tane. Bir de hanımı var. Hı-hı. Biraz orta, benden büyükler. Hı-hı. Bu büyük Japonya'da deprem felaketi oldu ya. Evet. Geçmiş olsun dedik. Konu açıldı. Enteresan bir Japon. Sabah saat böyle 7:20 geçiyor falan. Bir baktım. Baba vodkayı çakıyor. 7:20 geçiyor sabah. Neyse konuşuyor. İyi bir adam. Mühendislik yapıyormuş bilmem. Geçmiş olsun diye. İlerleyen anlarda muhabbet bayağı gelişti. Kanka olduk ya bir Japon'da. Hanımı bana origami yaptı. Biz böyle mutlu Japonlar olarak. Japon televizyon programına katılmışsın gibi sen. Yani uçakta gidiyoruz ama beraber mutlu bir Japon şeyiz. En son dedim ben seni çok sevdim falan filan dedim. O da ben de seni çok sevdim falan. Ben dedim sana bir hediye vermek istiyorum. Saatime baktım şöyle bir saatte. Güzel bir İsviçre saatiydi. Çıkarttım adama dedim ki benden sana hediye dedim. Hatıram olsun sana dedim. Bu dünya dedim şey. Baş ver dünyayı falan. Mezarama abi, götüreceğiz. Hem mezarama götür. Aynen öyle. Adamda da plastik. Abi adam var ya duygulandı. Adam asker saatleri var ya bizim. Kaç diyoruz asker. İşte 50 lira falan mıydı? Maalesef adamın elinde o var. Hayır maalesef dediğim. Adam da ısrarla bana vermek istiyor. Abi istemem diyorum falan da adama. Neyse değiştik törenle. Güzel. En çok kime gülüyorsun? Bence Burçin'e gülüyorsundur. Tabii canım. Burçin'e gülüyoruz ayrı da. Eskilerden Peter Sellers'a ve onun bir tane Dreyfus vardı ya. Böyle böyle yapardı. Ha, müfettiş. O rahmetli. Abi hala bakarım ona. Çok komik bir adam hakikaten. Başkonu. Müfettiş Kluzo'yla değil mi? Evet. Dreyfus. Dreyfus. Kaytarma yalın.
Bu açık oldu. Buna söyleyebilirsin. Dişim. Fuat anlattı. Diş. Diş. Dişim abi. Dişim ne bile? Onu da anladım. Yani dişin çeşidi. Abi dişin ağrıyor olabilir. Türkiye-Fransa maçı anlatacağım. Hı-hı. Bu diş olayını. Bu gerçektir. Yani kaytarma değil. Abi dişim nasıl biliyor musun? Erman Hoca diyor ki. Abi yine beraberiz. Buz bastır diyor. Ölüyorum dedim ya. Buz. Yani tel böyle buz diyor. Buz koyacağım diyor gece. Gece ne buzu dedim ya. Hocam çıldırtma beni falan diyorum artık. Kalbini kıracağım yani. Öyle acım var. Eczaneye gittim. Nöbetçi eczane. Eczacı böyle yapıyor. İlaç vermem diyor. Senin dedim kalıbını bilmem ne adam diyor ki. Vermiyorlar abi aspirin veririm diyor anca. Ya ağrım var diyorum herife. Ağlıyorum dişçiye yani. Dişçiye git diyorlar. Gitti dişçiye falan. Bir tane Türk vardı sağ olsun diye. Onun bir kafesi vardı Ziya abim neydi. Ben seni hastaneye götüreceğim dedi. Fransa, Paris, Cumhuriyet Hastanesi'ne gittik. Ya burada dişçi mi var dedim ya. Gittik de ağrıyorum dedi. Sen dedi çok sinirlisin sakin ol. Ya, haklı ama ya, haklıyım yani. Sen de pek sinirlenmezsin o durumlarda ama hayret. 7. saate girdim acıda dişte. Yani böyle yumruk falan vuruyorum acıdan geçmiyor. Ben çıkartacağım diş en sonunda. Kafaya koydum. Abi girdik diş acil yazıyor. Adam dedi bak burada vardır dedi. Şimdi biz oturduk sıra var. Yanımda işte Fransız, Afrikalı, böyle entarili, Ganalı falan filan. Bekliyoruz her şey. Benim ağrım hafiflemeye bak korktum. Ne oluyor dedim ya. Aa, ben iyiyim falan. Yok yok sen otur dedi. Neyse çağırdı beni. Fransız doktor. Gece var ya 1'e 20 var. Herkes bir maç anlatacağım abi. Baktı bana dedi ki kim bu? Fransızca konuşuyorlar. Hmm. Şeyde. Bu dedi işte spiker. Maç anlatacak şu. O da bir şeyler söyledi Fransızca. Ne söylüyor dedim. Ya aynen söyleyeyim mi dedi. Aynen söyle. Yarısı çakacağız demiş. Ya dedim benim acımı bırak şimdi çakmayı makmayı. Bırak dedim çakmayı. Tamam sakin dedi o da. Açtı ağzımı. Şöyle baktı falan. İğne yapıyorum dedi. Bir iğne yaptı. Şuradan dişten girdi. İğne böyle 5 dakika falan. Acım geçti. Dur dedi. Ağzı açık. Duruyor böyle ağzı. Çıt diye bir ses duydum abi. O sesi duydum. Çıt. Sonra Fransızca anlattı. Dedi ki ağrı yapan siniri kestim ben. Doktor. Türkiye'ye ne zaman gidiyor dedi. İşte konuşuyorlar. Ben şey dedim ya. O işte maçtan sonra gideceğiz. Kanal tedavisi yaptıracaksın unutma. Yine aynı ağrı hissedersin dedi bana. Borcum ne falan diyorum ben de işte şeye. Vezne'ye gideceksin dedi. Vezne'ye gittim abi. Pasaportu ver dediler. Verdim pasaportu işliyorlar falan. Dediler ki işte 46 euro. Acil girmesi güzel. Tamam vereyim dedim. Burada almıyoruz yatıracaksın dediler. Nereye yatırayım dedim ya. Bu önemli değil Türkiye'den yatırırsın dediler. Türkiye'ye gittim geldim. 46 euro'dan daha fazla yatırma kambiyo parası verdim. Ama yatırdım. Yatırmasan da bir şey olmazdı. Olmaz dedi bana zaten. Yani oradaki abi yani dedi bak, ki ya salla gitsin dedi. Türkiye'de senin gibi 3 kişi falan vardır o parayı. Abi yatırdım ama şu var bana fatura ve teşekkür mesajı geldi. Hadi be. Paris Cumhuriyet Hastanesi'nde. Merci bilmem ne başlayan, Monsieur Taner diye başlayan teşekkür ve şey yazısı geldi. Aslında ama kurtardı bu adam beni. Yok ya. Bilinmeyen bir özelliğin var mı? Bilinmeyen özelliği? Ben açık ettim her tarafını dövme. Ah yani onun dışında pek yok ya. Genelde herkesin böyle o mahvolduk falan filan olan olaylar vardır ya. Hı. Bir sakin onu topu basın demeyi severim. Öyle anlarda. Bir sakin sakin. Bir de çok film seyredersin. Çok. Evet. Seyrettiğim bir film. Dizi ve film seyret. Çok. Onunla da konuştuk. Aptalca bir yaralanma anın var mı sordum. Herhalde o köpeğin seni sürüklemesi olsa gerek. Köpeğin sürüklemesi. Anı mı? Ha. Bir de şey var. Ses kesildi 1984 Los Angeles Olimpiyatlarında. Çaylak spikerim. Hı hı. Ankara'da dediler ki yayına gir. Tansu abi güreş anlatıyor. Ben girdim dediler ki biri Yunan biri İsviçreli. Ama hangisi olduğu belli değil abi. Hemen keskin Türk zekamı... Güreş mi pardon kaçırdım? Güreş. Keskin Türk zekamı çalıştırdım. İkisinde de haç var amblem. Dedim ki Esmer dedim. Yunan'dır. Sarışın dedim ya adam sarışın. Bu dedim İsviçreli'dir abi. Tam tersi çıktı. Tam tersi. Rezalet ağzımdan sonra Polonya çıkmış Rusya demişim. Sahalar var ya bittim yani. Neyse bizim Yeşilçam'dan adını söylemeyeyim. Şimdi bir abimiz var. Baştan sonra ya yönetmen abimizin evinde oturup yemek yiyeceğiz.
Ben de eve gittim. Moraller sıfır tabii. Dediler ki olur böyle şeyler ya, moralini bozma dediler yani. Tamam. Eve gittim. O yönetmen abimiz dedi ki, ya dedi TRT'de güreşi seyrettin mi dedi bana. Seyrettim dedi. Spiker yayının içine sıçtı dedi. Ben dedim ki, o bendim dedim. Esasına bak, fena değil dedi. Şimdi böyle bir, şöyle bir soru mu var? Bunu soruyoruz ama sen de o kadar çok ki hangisi bilmiyorum. Telefonundaki en ünlü kişi kim diye. Çünkü sende şöyle bir durum var. Demin söyledim ya işte Mehmet Ceylan'la, Profesör Mehmet Ceylan'la. Ceylan, şimdi sen mesela güvenlik konularında bir şey olduğu zaman da televizyonu açmıyorsun. Mete Yarar arıyorsun, biliyorum ya. Yani. Evet. Telefonla yorum yapıyor, evet. Haberi alıyorum ben direkt. Telefonundaki en ünlü kişi kim? Ya çok var ya. En ünlü de bilmiyorum. Çok. Ya önemli kritik şeylerin telefonları, yazarlar var mesela. Ya elimde olsa Granger'i arayacağım. Telefon olsa. Mesela Amerikalı bir yazar var. Don Winslow. Karşılıklı birbirimizi takip ediyoruz. Şeyden. Sosyal medyada. Arıyor musun? Aramıyorum da böyle işaretleşmemiz var. Karşılıklı bir şeyler yazılıyor falan. Adam yazar ya. En son Kayıp Başkan diye bir kitabı çıktı. Bilmiyorum. Kayıp Başkan diye. Ben de aldım. Türkiye'de buldum kitabı. Enteresan bir adam. Trump'tan nefret ediyor. En son hangi konuda kimi aradın böyle hani televizyondan seyredebileceğin bir şeyi direkt öğrenmek için? Çetin Tekindor konusu vardır esas. Daha öncesi. Küçük A diye bir dizi vardı. Bilmez miyim? Bilir, meşhur. Tabii. Adamın adı aklıma gelmiyor abi. Çetin Tekin. Yıkılacağım. Konuşuyoruz. Gece saat oldu 2. Benim bir arkadaşım var, spiker Zafer. Zafer'i aradım, korkuyla uyandı. Ne oldu? Abi dedim, bu Küçük Ağa'da kim oynuyordu falan dedi. Oh dedi. Ben de bir şey oldu zannet. Çetin Tekindor dedi. Evet, tamam sağ ol abi dedim, kapattım. Sonra da Çetin Tekindor'u mu aradın? Aramadım. İlk celebrity crush'ın, yani aşık olduğun, çocukken aşık olduğun ünlü. Televizyondan, sinemadan ya da gençken. Uzay yolunda Uhura vardı. Güzel. Afrikalı. Evet, o Amerikalı. Bir de... Afrikalı uzaylı. Çok beğendiğim Dr. Richard Kimball. Ama ilki. Harrison Ford'un oynadığı değil. Kaçak. O çok iyiydi. Evet. Görevimiz Tehlike. O yıllardaki Martin Landau'nun oynadığı Görevimiz Tehlike. Güzel. Bu herkese dövme yapma zorunluluğu geldi kısmını tabii ki sormayacağım. Birinden imza istedin mi hiç? Ösebio'dan istedim, para istediler. O değil ama. O değil ama. Yanındaki şeyler. Pele'den imza aldım ama. Aldın. Aldım. Pele imzaladı. Amigo, hatta sevgili arkadaşım Ercan da imzaladı. Duruyor mu? Evde duruyor olabilir. Şey, akreditasyon kartlarım var benim. Ha. Onlardan birinde duruyor olabilir. Güzel para eder o. Etsin abi, o duracak bende. Durur yani. Parc des Princes'te Real Madrid şey maçını anlattım. Paris Saint Germain. Asansörde bekliyoruz. Real Madrid 3-1 yenildi. Moraller sıfır Real'lerde. Bayağı doldurmuşlardı stadı. Asansör iniyor böyle. Kapı açıldı. Ben böyle kaldım Mehmet böyle. Bak elimde böyle. Kim biliyor musun? Jean-Paul Belmondo. Süper. Üstünde beyaz bir tane fanila ve deri mont. Altında kot. Aynı film çeviriyor baba ya. Onu diyecek. Fransızca şeyi söyledi. Tarkan diye bir arkadaşım var yanında. Şarkıcı değil tabii. Yani. Tarkan şey, ne diyor abi dedim. Ya binin ya kapatayım demiş. Bir şey demiyor esas. Tek başına mıydın? Tek başınaydı ya. Böyle, ama binemedik biliyor musun? Kapı kapandı. Şoka girdim ya. İsteyemedin imza. Abi şoka girdim diyorum yani. Girersin ama hakikaten. Belman, bir de Heathrow'da öyle şey görmüştüm. Flaşlar çalıyor, çakıyor böyle bilmem. Bir baktım abi. Marlon Brando. Şöyle mesafedeyiz. Ona gidip ne imzası? Yanında şeyler falan var. Yani bodyguardlar falan, ne imzası da babayı gördüm orada abi. Seyrettin mi Duofer'ı? Yok. Bu babanın nasıl... Seyredeceğim. Listede var. Seyredeceğim. Sen de benim gibi bir baba manyağı olduğun için... Ben çok önemli dizileri soğuk kış günlerine saklıyorum. İnanılmaz iyi. Soğuk kış günleri. Biliyorum soğuk kış günlerine sakladığın başka şeyler de var, söylemeyeceğim onu. Peki. Duyduğun en garip isim neydi? Çok zor ya. Boş ver, geç uzun. Besçasnik. Besçasnik. Besçasnik aşağı beyden. Yusuf Namoğlu'nun Besçasnik diyemediği yayını hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Ya o çok zor ama ya Besçasnik ya.
Tabii. Şimdi Kravat diye bir oyuncu var, Kravatsız. Biliyorum. Onun adı da tam adını biliyorsun. Evet. Yani uzatınca bittin. O isimler zor. Son olarak şunu sormak istiyorum sevgili Ercan. Tor. Güzel bir polis durdurma hikayen var mı? Nasıl? Polis tarafından durdurulma hikayen. Benim yok da Acun'um var. Eyvah. Anlat. Anlatayım mı? Anlat. İngiltere'de Avrupa Futbol Şampiyonası 1996. Acun, tabii muhabirlik görevinde o zaman. Show TV'deyiz. Ben dedi Londra'ya gideceğim. Kubilay Türk Yılmaz'la röportaj yapacağım. İsviçre kampı Londra'da. Hı hı. Biz Nottingham'dayız. E git abi falan dedik biz de gidecek. Ben de Acun görüntüler, ben de ayrı görüntüler var. O akşam Sheffield diye bir yer var. Evet. Nottingham. Oraya gidip o görüntüleri linkle geçeceğim. O zaman öyle. Acun yok abi. Yok Acun. Bulamıyoruz, ulaşamıyoruz. En sonunda bizim kameraman Ümit var. Beni aradı. Ercan abi. Ağlıyor. Ne oldu dedim abi. Kaza mı yaptınız falan dedim. Aklıma o geldi. Yok dedi. Acun içeride. Nasıl içeride dedim. Tutuklandı abi dedi. Yak canım dedim ya. Vallahi tutuklandı abi dedi. Kim tutukladı oğlum dedim. Abi dedi biz röportaj yaparken, yani röportaja giderken biraz geç kaldık. Slalom yapmış. London Bridge var ya. Hiç de hız sevmez. Hiç sevmez hızı falan. En son geçtiği araba maalesef özel harekat şeyiymiş, minibüsü. Ha. En son slalom yaptığı. Acun anında almışlar. Almışlar. İçeride. Demişler ki tercüman getireceğiz sana. Büyük bir suç. Çok süratli. Bir de şeyi geçtin. Tercüman bir geldi diyor Acun. Adam diyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden anlaşamıyoruz diyor. Ben anlatırım derdim demiş. Acun falan peki demişler. Çıkmış şeye karşı nöbetçi hakim falan. Demişler ki seni bırakacağız. Yarın mahkemeye geleceksin Londra'ya. İşte pasaportun falan burada. El koymuşlar. Geldi Acun o akşam. O akşam bizi çevirdiler abi. Bir daha hızlı. Bir daha. Adam şeye baksa, tutuklu adam. Türk olduğu için bırakıldı yani. Akreditasyon kartı var, öyle bırakılmıyor. O, yoksa içeride. İçeridesin yani. O akşam bıraktılar, ertesi gün mahkemeye gidecek Acun. Neyse. Bakmadı, girmedi işte. Bilgisayara girmedi, kartları gördü. Aa ne olacak maçlar falan filan. Oh dedik abi, adamla konuştuk falan polisle, yırttık. Ertesi gün Acun mahkemeye gitti. Hakim, peruklular var ya karşısında. Ben gidemedim tabii görüntüyü. Hakim demiş ki, biliyor musunuz suçunu? Biliyorum ama ben ilk defa geliyorum demiş. Yani Londra'da böyle araba, bilmiyordum, yabancıyım ben demiş Acun. Yabancısın peki demiş. Ben seni anlıyorum demiş hakim. Ama demiş, bunun bir cezası var. Onu biliyor musun demiş. Biliyorum demiş Acun, neyse ceza. 6 ay hapis demiş önce. Ama demiş 1000 pound. Hangisini tercih edersin demiş. Acun demiş derhal parayı ödüyoruz. Neyse para harcırallar falan ödendi. İlker abi geliyor. Dedi ki İlker abiye nasıl söyleyeceğiz bunu? Ekip müdür geliyor. Oturdu İlker abi bir kahve söyledi. Yani nasıl gidiyordu çocuklar falan filan diyor. Abi dedim bu İngiliz polisi çok kötü ya. Ne oldu dedi. Ya bu Acun dedim trafikte bir sağına geçmiş. Sonuna geçmiş. Dedi. 1000 pound ceza verdi. Püskürttü. 1000 pound. Bin pound hakikaten. Öyle bir şey. Benim polis hikayemi yalnız ben hala bu sırada düşünüyorum. Vakit kazanıyorum. Ay sen zaten senin başına gelmiş. Neredeyse sen orada çevirsin sen de gireceksin içeri. Ümit'i bırakmışlar. Sen kimsin demişler. Hayır hayır. Sen, belki de seni şey zannedecek. Adamı kaçırıyorsun zannedecek. Tabii canım. Bir de maalesef özel harekatın arabası şey. Slalom falan. Sana yani. Da bu olur zaten. Bir de İngiliz abi yani. Çok seversin bu polislerin mesela. Son olarak... Amerika'da var o Amerika'da. Böyle geldi gölgeyi kapattı adam ya. Bizim Kadir kullanıyor arabayı. Galatasaray maçlarına gittik. Kadir dedim biraz süratli gidiyorsun baba. Ben biliyorum çünkü. İlk defa gidiyorum ama biliyorum. Hemen arkadan geldi abi. Arabadan inmiyorsunuz dedik abi. Onları öğrenmiş Kadirler. Bizden önce gittikleri için muhabir. Baba bir geldi var ya. Camı açtı Kadir. Şöyle bir yaptı. Yemin ediyorum hava güneşli gölge oldu araba. Bu öyle bir şey abi. Dedi ki, niye süratli gidiyorsunuz? Bilmiyoruz dedik, biz yabancıyız. Nereden, ne yabancısı dedi. İşte Kadir şey diyor, do you know Galatasaray? No dedi herif, ne Galatasaray derim, dur ya. Polis nereden bilecek Galatasaray, New York'tasın. Anlattık adama, biz gazeteciyiz, şuyuz, buyuz. Nerede kalıyorsunuz dedi. Holiday Inn'de dedik.
gidin bakalım dedi. Ben arkanızdan geleceğim, orada mı kalıyorsunuz? Yabancı mısınız? Göreceğim. Abi otele kadar geldiler. Ekip var ya, Amerikan polisi. Hmm. Biz indik. Biz de beraber indiler. Dedim ki bunlar bizi içeri açacak. Kafaya koymuşlar. Belli. Belli dedim mi? Otele girdik. Resepsiyona geldik. Bunlar geldiler. Dedim ki abi odaya mı çıkacağız? Hayırdır dedim ya. Ne oluyor yani? Resepsiyon aldık anahtarları. Dediler ki bunlar bu otelde kalıyor değil mi? Falan şu bu. Bunlar diyorlar ha. Bunlar. Evet falan dedi resepsiyondaki. İyi günler dedi adam. Dikkatli sürün bir de arabayı dedi. Hadi baba güle güle diyorum şimdiden falan. Bir git kurtulalım yani. Yakamızdan düştüler. Bu konuyu şundan açıyorum. Sen çünkü mesela yurt dışında seninle birlikte giderken ben uçakta sürekli şu endişeyi duyardım. Ercan acaba pasaportta bir sorun çıkaracak mı? Çünkü oradaki beklemelerde sen deliriyordun. En nefretlediğin pasaport. Abi ben demokratik neresi? Almanya varken, Doğu Almanya. Hı. Maça gittim maalesef. Maalesef. Maalesef diyorum. Berlin'de taksiye bindik. Duvar var. Doğu Berlin. Demokratik Almanya. Charlie kapısı var ya, casus takasları yapılıyor. Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie. Amerikan askerleri var. Babalar bakıyor. Geldi Amerikalı asker diyor ki nereye gidiyorsun? Aynen öyle. Dedim karşıya. Neden dedi? Gazeteciyim dedim. Göster dedi. İspat et gazeteci olduğunu. İşte basın kartımı gösterdim. Pasaportumu gösterdim. Aa okey dedi. Good luck dedi. Nasıl gideceğim dedim. Yürüyerek dedi. Ha. Nasıl dedi? Yürüyerek. Hadi yürü dedi. Yürü. Yürüdüm. Yürüyerek geçtik. Batı Berlin'den doğuya. Yıl 1939. Doğuya girdim. Bir anda 50 yıl... Çizmeli. Babalar geldiler. Ahtung sesler geliyor. Eyvah dedim, nereye girdik? Aç dedi çantayı, Alman. Ya düşünsene o zaman. Hem komünist hem Alman. Kötü bir ikili. Yani çantamı açtım bilmem ne şu bu falan. Bakıyor bilmem ne, sen de ne iş yapıyorsun? Post spikeriyim falan. İşte vizem var, vizemi gösteriyorum. Maç anlat falan. Maç anlatmaya geldim. Yok. Baktı bilmem. Döndü dedi ki penthouse var mı yanında? Anlamadım falan. Penthouse Playboy dedi. Yok dedim. Yasak dedi buraya sokmak. Yok dedim yani. Bakıyorsun diyor canım. Yani bana var diyor. Ha, yasak dedi buraya sokmak. Amigo Birol da var ya. Amigo Birol da demişler ki. Bizden sonra geliyor onlar. Sen ne iş yapıyorsun demişler. Amigo. Hadi güle güle demişler. Amigo diye bir şey tanımıyoruz biz. Almadılar. Hadi doğal olarak. Sonra ben dışarı çıktım. Dedim ki Türk elçiliğine nasıl gideceğim? Gider şöyle git dedi bilmem ne. Hadi güle güle dedi. Abi bir tane yaşlı teyze böyle titriyor. Kadın şey taşıyor. Kadının yanına gittim. Türk Büyükelçiliğini soracağım. İşte excuse me falan dedim. Kadın kaçtı abi canlanıp. Yabancı bir şey soruyor diye. Bulamıyorum Büyükelçiliği. Bir tane adam geldi yanıma. Buyurun dedi. Ne ekmek istiyorsunuz İngilizce? Ve dedim ki Türk Büyükelçiliği. Ben sizi götüreyim dedim. Ne insan dedim. Yani. Gittim. Elçilikten içeri girdim. Dedim ki bir adam nazik beni getirdi. Yok dediler. O stasi gizli servis. Seni getirin. Zor, zordur yani. Ercan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi bu senin için Covid dönemi hala devam ediyor. Gitmiyorsun hiçbir yere çünkü. Yani genelde gitmiyorum. Bizi kırmadın. Kırmadım artık. Abi, bin tane aşı olduk inşallah. Yani aşılara devam. Her sene bir tane daha olacakmışız öyle dediler. Ben olurum. Ben hastalandım çünkü. Ben olurum yani. Ben söyleyeyim. Hangisini tercih ediyorsun? Hangisini? Şeyi tercih ediyorum. Bizimki Turkovak. Yok. Doktorlarımız var ya Almanya'da. Sayın doktorlar. Ha sayın doktor. Time'a kapak oldular. Doğru. Biliyorsun. Kendilerini seviyoruz. Çok teşekkürler. Gene ben de teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Gene bekleriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Galaxy rehberinin yanı sıra Süper Lig'de oynanan maçları konuşmak için karşı karşıya da ve haftanın bütün spor gündemini Kaan Kural'la değerlendirmek için oyuna devamında çarşamba akşamları birlikte olacağız.